Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sevgili su elementleri, yengeç, akrep ve balık burçları. Sizin için aklınızdaki kişi, sevdiğiniz kişi, kalbinizdeki kişi size neler söylemek istiyor? Siz ona neler söylemek istiyorsunuz? Söyleyemediğiniz şeyler olmuş mu birbirinize? Bunu bakacağız kartlarımızla. Bu arada yeni gelen arkadaşlarım için, videolarımı beğenenler için, abone olanlar için, sizleri daha iyi tanıyabilmem için ve daha fazla manevi olarak size desteğim olabilmesi için Şubat ayının sonuna kadar özel bakımlarda indirim yaptım. Bunun için FK Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Size daha iyi yakın olabilmek için, sizi tanımak için ve sizin de beni tanımanız için tabii ki. Böyle bir şey düşündüm. Bekliyorum FK Tarot Instagram hesabından mesajlarınızı arkadaşlar. Evet. Bu normal klasik tarot desten aklınızdaki kişi için Efsunlu Ruhsar desten sizin için hemen niyetimi ediyorum. Niyet ettim ilahi kanalda. Bu videoyu dinleyen yengeç, akrep ve balık burçlarının aklındaki kişi, kalbindeki kişiyle birbirlerine neler söylemek isterlerdi. Bununla ilgili ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aklınızdaki kişi. Yengeç, akrep ve balık. Yengeç, akrep, balık burçları. Aklındaki kişi neler söylemek istiyor bakalım. Bu da geldi, aldık, kabul ettik. Evet, siz neler söyleyeceksiniz bakalım aklınızdaki kişiye. Sevgili arkadaşlar, söyleyemediğiniz neler kalmış bakalım bakalım. Evet. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyor. Zamansız zamana niyet ediyorum arkadaşlar. Bu videoyu ne zaman dinliyorsanız mutlaka buradaki mesajlarla, buradaki açılımla rezone olacaksınız. Şimdi sevgili su elementleri, aklınızdaki kişi diyor ki sen benim huzurumdun, sen benim güneşimdin, sen benim mutluluğumdun, sen benim yeni başlangıcımdın, yeni yolumdun, yeni hayatımdın, masumiyetimdin ve seni hala ben öyle görüyorum. Seni düşündüğüm zaman aklıma tek gelen yüzümün gülmesi, tebessüm etmem, seni düşündüğümde huzur hissi, huzurlu olmam, mutlu olmam, güneşin açtığını hissetmem. Sen benim için huzursun ve mutluluksun. Ama ben arkamı döndüm sana. Yani küstüm, kırıldım, bir şeyleri yıktım, kendi kabuğuma çekildim.
Kendi içime döndüm. Sana sırtımı döndüm. Ama dengeye gelmeye çalışıyorum. Dengeye getirmeye çalışıyorum. Maddi manevi kendimle ilgili denge sorunum var. Denge problemim var. Bununla ilgili dengeye gelmek için uğraşıyorum, çabalıyorum. Sana bir teklifle gelmek istiyorum. Seni tekrar bir aramak, seninle tekrar bir konuşmak, tekrar bir görüşmek, sana bir teklif yapma için içimde isteğim var, duygum var, duygularımla gelmek istiyorum sana. Ve seninle bir araya gelmek, bir aile olmak, bir evde buluşmak, bir görüşmek, bir arada olmak. Tek istediğim şey seninle tekrar birlikte aynı evde paylaşmak. Bir adım daha ilişkiyi ileriye götürebilmek. Bunların hepsini istiyorum seninle ilgili. Bir fırsatım olsa, bir gücüm olsa, bu elime gelen bu güçle her şeyi değiştirebilirim sonsuza kadar. Her şeyi. Bunların hepsini yapabilirim. Ama şu an gücüm yok. Sorumluluklarım çok. Önümü göremiyorum. Çok fazla yüküm var. Çok fazla bağlı olduğum, bağımlı olduğum, bakmakla yükümlü olduğum kişiler var, durumlar var. Gerek kariyerimde, gerek özel hayatımla ilgili önümü göremiyorum. Önümü göremeden de ben sana bir adımla gelemiyorum. Seninle olan bu durumu değiştiremiyorum. Bu sorumluluklar bitmeden bir şey yapamıyorum diyor size sevgili balık ve akrep yengeç burçları. Yani önümü göremediğim bir yer var. Az kaldı. Sorumluluklarım var ama onları da halletmeme az kaldı. Biraz daha zaman, biraz daha sabır diyor sevgili arkadaşlar. Siz de diyorsunuz ki sevgili su elementleri. Ben bu ilişki için, senin için çok mücadele ettim. Çok aşırı derecede mücadele ettim. Maddi, manevi, tüm gücümü, isteğimi, sevgimi, emeğimi, enerjimi bu ilişki için ve senin için harcadım. Mantıkla da yürüdüm, duygusal da baktım. Yeri geldi otoriterliğimi kullandım, yeri geldi mantıklı baktım. Ama yine olmadı, yine olmadı. Ne yaparsam bu ilişki için olmadı diyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet ben artık bu durumdan çıkıyorum. Beni depresyona soktun, depresyona girdim. Karanlıkta bıraktın. Sen arkanı döndün, ben karanlıkta kaldım. Sen arkanı dönünce her şey bitiyor mu? Sen arkanı döndün, sırtını döndün, ben depresyona girdim. Üzdün beni. Kendimi karanlıklarda hissettim. Kendimi zindanlarda hissettim. Ve buradan bir çıkış yolu bulacağım. Çıkacağım da buradan. Bu depresyondan çıkacağım. Bu karanlıktan çıkacağım ve kendime yeniden başlayacağım. Kendim için yeniden başlayacağım. Sen bir gelişme yapıp gelir misin bilmem. Gelirsen ben seninle kararlı bir şekilde seninle devam edebilirim. Gelmezsen ben gidiyorum, ben değişiyorum artık. Değişmeye de devam ediyorum. Sen arkanı döndün gittin. Sanma ki ben hala eski yerimdeyim. Ben değişiyorum. Ben kendim için bir şeyler yapmak istiyorum artık. Ve bu durumdan çıkmak istiyorum. Bunda da kararlıyım. Kendim adına, kendi hayatım adına bir gelişme yapıp ve bu gelişmede hem değişimimi hem de kararlılık bir şekilde ilerlemeye gideceğim diyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı enerjiler
Karşı taraf gelirse kabul etme süreci var. Kabul ederse de diyorsunuz ki eskisi gibi olamaz, eskisi gibi davranamazsın, eskisi gibi gelgitli durumlar olamayacak. Geliyorsan kararlılıkla gel ve geldiğinde de eğer tekrar bir ilişkiye başlarsak bu ilişki bu şekilde gitmez, değişime uğraması lazım diyor bir kısım. Bazı enerjiler de diyor ki ben artık bu karanlıktan çıktım. Seninle olan ilişkim benim için bir depresyondu. Ve ben artık kendim için bir gelişme yapıp değişime ayak uyduracağım. Ve kendi hayatım için ilerlemeye başlayacağım. Ve burada da kararlıyım diyorsunuz sevgili su elementleri. Peki, olası gelecek ne olabilir bu ilişki için? Devam etme kararı alanlar için. Olası gelecek ne olabilir? Bu kart geldi. Aranızda maddi, finansal konular da söz konusu olmuş olabilir bu ilişkide. Şimdi, eğer barışmak isteyen, tekrar kabul etmek isteyen kişiler, karşı tarafın sorumlulukları çok fazlaydı. Biliyorsunuz önünü göremiyordu. Karşı taraf bu durumu, özellikle de maddiyat durumunu düzelttikten sonra, maddi bir başarıyı eline aldıktan sonra, maddi gücünü, kuvvetini, ayakları yere tam basma şeklini aldıktan sonra size gelme durumu var zaten Allah izin verirse. Size diyor ki kartımız, sen sonucu bekle. Eğer beklemek isteyenler için söylüyorum bunu. Sonucu bekle. Beklediğin zaman birlikte bir kutlama, birlikte tekrar beraberlik, birlikte eğlenmek, birlikte olmak, aynı evde paylaşmak, buradaki aklınızdaki kişinin düşündüğü gibi bu evde birlikte zaman geçirmek ve eğlenmek, tekrar bir beraberlik ve bir kutlama söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Evet. Birbirimize söyleyeceklerimiz böyleydi. Güzeldi. Herkes güzel söyledi ama kartlarımızda, yani daha doğrusu su elementi olan kartlarımız daha böyle kararlı, netler yani. Güzel. Yani kendi adlarına karar vermişler. Geliyorsan seninle başlarım, gelmiyorsan gidiyorum. Beklentilere girmemişler, girmiyorsunuz ve girmişsiniz de o beklenti döneminiz bitmiş artık ve artık çıkmak istiyorsunuz o durumdan. O süreçten çıkmak istiyorsunuz. Çünkü yenilenmek istiyorsunuz artık. Bu da güzeldi. Bekleme enerjisini vermemeniz iyiydi. Evet sevgili arkadaşlar, aldık kabul ettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum. FK Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.